Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya ve'l murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, 5 yıllık uzun bir sürecin son dönemecine ve son durağına geldik. Kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Özellikle bu sene için 21 Ekim'de başlayıp 21 Nisan bugün, 21 Nisan itibariyle de bu son senenin derslerini de nihayete erdirmiş olduk. Tabi Cenab-ı Hakk'a biz bu işi tamamlattığı için, bize bugünü gösterdiği için şükrediyoruz. Özellikle de size ben teşekkür ediyorum. İstikrarınızdan ve azminizden dolayı tebrik ediyorum. Allah bu azminizi, bu istikrarınızı daim ettirsin diye de dua ediyorum. Buraya gelip o değerli fikirlerini bizlerle paylaşan bütün hocalarımıza da Rabbim'den ilimlerine, ömürlerine bereket niyaz ediyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda da bu istikrarın devamiyeti adına hassas olmanızı size hatırlatarak sözlerime başlıyorum. İnşallah hep bu istikrar ve azminiz devam eder. İlmin en önemli iki ayağıdır. Güçlü bir arzu ve düzenli bir çalışma. Biliyorsunuz biz bunu tercümanul Kur'an olan İbn Abbas'tan öyle öğrendik ona soruluyor bu ilmi nasıl elde ettiniz diye o da böyle bir cevap veriyor güçlü bir arzu ve düzenli bir çalışma biraz bu modern dünya her şeyi yarım yamalak yapma gibi bir hale bizi sevk etti ne yazık ki hepimizde böyle bir hastalık var bazen çok şey yapalım diye derken aslında her şeyi yarım bırakma ondan biraz ondan biraz ondan biraz diyerek bir şekliyle istenilen seviyeyi yakalayamama gibi bir hastalığa bizi düşürdü. Her şeyde bu var, ilimde de bu var, ilmin alt başlıklarında da bu var. Mesela yapılan bazı araştırmalar var, belki üzerinde ciddi ciddi durmak lazım. Bu memleketin bu hale gelmesinin sebeplerini iyice anlamamız açısından. Son yıllarda üniversitelerde yapılan tezlerin büyük bir kısmı ne yazık ki kes kopyala yapıştır sistemiyle çalıntı. Siz buna başka isimler belki koyabilirsiniz. Biraz daha kibar şeyler söyleyebilirsiniz. Ben biraz daha kaba bir şey söyleyeyim. Hırsızlık. Bununla bir şeylerin olması yönünde çabalar var. Olmuyor. Olmaması da çok normal. Emek verilmeden üzerinde düşünülmeden, tefekkür edilmeden, bedel ödenmeden elde edilen şeylerin de kıymetinin olmayacağı hepinizin malumu. Onun için bizim biraz daha bu düzenli çalışmaya güçlü bir arzuya, isteğe ihtiyacımız var. Daha ilmi, daha nitelikli işler ortaya koymak açısından. İnşallah daha siz gençsiniz, önünüzde yıllar var. Neler neler yapacaksınız. Allah kim bilir sizlere neler nasip edecek. En azından şimdiden böyle bir idealle yürüyerek devam etmeniz bundan sonraki sürecinizin, hayatınızın, ömrünüzün daha güzel bir noktaya gelmesine vesile olacaktır. İnşallah bunlara dikkat edin. Bu 23. dersimiz. Ben 22 dersin biliyorsunuz iki tanesini yaptım. Bugün benim yapacağım üçüncü ders olacak. Her sene zaten böyleydi program. 2-3 tane dersin dışında burada işlenmiş dersleri de dinledim ben. Netice itibariyle konuşulanların üzerinde de bir şeyler söylemek belki bize bir şey yükleyecek. Onun için de bakmakta fayda vardı. Ondan dolayı baktım ama keşke hepsini dinlemiş vaziyette huzurunuza gelseydim. Bir şeye dikkatlerinizi çekerek aslında değerlendirmeye geçmek istiyorum. İlginç bir hale geldik. İşte bu modern hayatın belki bize verdiği bir şey. Çok da bilgiyi de özümseme adına istenilen duruşu sergileyemiyoruz. Ne söyleniyorsa bize bazen aklımıza yatsın ya da yatmasın orada bırakıyoruz. Üzerinde tefekkür ederek daha hakikate, daha doğruya, daha selim bir çizgiye gitme noktasında da gayret adına istenilen ve beklenen şeyi ortaya koyamıyoruz. Hocalarımızın hepsi değerli, değerli hocalarımız zaten seçilerek buraya davet edildi. Ama takdir edersiniz ki her yiğidin kendine özgü bir yoğurt yişi vardır. Her hocamızın kendine özgü benimsediği bir usulü vardır. O usulü takdim ederken kendine özgü bir uslubu vardır. Bilgiyi alma adına özellikle de rivayetlerin sahih ve sahih olmayanı değerlendirme adına ve o bilgiyi yorumlama adına bazı farklılıkları vardır. Bunların olması da çok normal, çok doğal. Biz burada bir şeyle mükellefiz. Duyduğumuz bilgiyi daha farklı bir biçimde yoğurabilmek için buradaki hocalarımızdan daha fazla istifade etme adına çok daha fazla sorular sormak durumundaydık. Ama ben baktığım genel itibariyle soru noktasında çok da istenilen bir seviyede değiliz. Bu bir kayıp bizim için. İkincisi ciddi ciddi itiraz etmemiz gereken hususlar ve noktalar vardı. O noktalara dikkat ettim. O noktalarda da çok ciddi itirazların yapılmadığını gördüm. Bazı meseleler vardı. O meseleler biraz daha açılmalıydı. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsaitti biraz daha irdelemeye ihtiyaç duyuluyordu. Baktım orada da bazı aziyetler yaşanmış. Orada da yine ciddi sorular sorulmamış. Bütün bunlarda biz aslında itiraz etme usulüne uygun bir talebe yakışır bir edep ve uslupla itiraz etme, sorgulama, daha iyisini öğrenme adına bir gayret içerisinde olmamız gerekirken bu noktada bazı gevşeklikler göstermişiz. En azından ben bu uyarı işin sonu da olsa yapayım ki bundan sonra bu konuda biraz daha dikkatli olun. Şunu hiçbir zaman unutmayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itiraz eden genci sever. Kendisine bile bu manada itiraz etmiş gençleri her zaman takdir etmiş bir peygamber var karşımızda. Biraz sonra başka bir vesileyle dikkatlerinizi itaat kavramının üzerine çekeceğim. Evet biz İslam toplumu, itaatkar toplumuz. Ama İslam toplumu koyun bir toplum değildir. Güdülmeye kendisini hazır bir hale getiren bir toplum değildir. Peygamberin karşısında bire şahsiyetiyle durup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itiraz eden sahabi efendilerimizi okuyoruz biz. Söylenen her şeye eyvallah edeceğiz, kabul edeceğiz diye bir şey yok. Tabi eğer burada bir bilgimiz varsa gerçekten sadece halif tuğraf şeyi şeklinde değil işte muhalefet et tanın itiraz et biraz ortaya çık bu manada değil. Hakikatin peşinde gerçek manada hakikat neyse onu elde etme adına bir itiraz. E bunu yapabilmemiz için de bir kere bu işi kendimize dert olarak edinmemiz lazım. Bize bir şey söyleniyor. O söylenen şeyin doğruluğunu yanlışlığından, hakikatini yalanından, selim olanı hastalıklı olanından ayırmamız için ciddi bir biçimde üzerinde durmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunun üzerinde yapmazsak düşünme adına bir şey ortaya koymazsak söylenen her şeyi yutarız. Bugün gelir birisi bir şey söyler güzel usluplarla söyler eyvallah ederiz. Yarın gelir bir başkası tam onun tersini söyler o daha ikna edici konuşur ona da eyvallah ederiz. Ama böyle bir şey yok bu bizi ne hakikate ne de doğruya ulaştırır. Ne yapıp yapıp bizim ilmi önemseyip bu manada bazı şeyleri ortaya koymamız gerekir. Bundan sonraki süreçte en azından buna biraz daha dikkat edeceğinizi umuyorum. Böyle bir özellik kazanma adına da marifet dediğimiz ilmin ilk ayağını, ilk basamağını biraz daha özümseme adına gayret içerisinde olmanızı inşallah umuyorum ve Allah'tan böyle bir şeye temenni ediyorum. Keşke daha güzel tartışma ortamları oluşturabilseydik. Daha da farklı bir biçimde hazırlanarak gelebilseydik çok şey elde etme adına belki bir şeyler farklı farklı aklımıza gelebilir ama azı çoğa çevirmenin yollarından bir tanesidir bu bunu ortaya koyma adına bir şeyler yapsaydık daha farklı olurdu ama dediğim gibi bundan sonrası için inşallah size bir örnek olsun şimdi aziz ve azize talebeler talibeler bu 22 derslik süreç içerisinde Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem o kutlu hayatının mesajlarını anlamaya çalıştınız. Onun o muazzam, o muazzez, o muhterem, o muhteşem hayatının en azından nasıl bir hayat olduğuna ait bazı şeyleri mesajları üzerinden bu sene öğrenmeye çalıştınız. Muhakkak siz de fark etmişsinizdir. Ben fark ettiklerinizi biraz daha zihninizde belirgin bir hale getirmeye çalışacağım. Beş tane önemli çıkarımda bulunmamız gerekir bu derslerin nihayetinde. Bunlardan bir tanesi şu Hazreti Peygamber'in cihana bıraktığı mesajlar asla belli bir zamanla belli bir zeminle belli muhataplarla sınırlı değil yani yerel değil evrenseldir. Bu en başta bizim almamız gereken bir mesaj Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatını siretini onun hayatına ait olan diğer şeyleri incelerken işlerken birinci olarak çıkarmamız gereken mesaj budur. Cihana bıraktığı mesajlar asla belli bir zamanla belli bir zeminle belli muhataplarla sınırlı değil yani yerel değil evrenseldir. Benim ilk dersimde zaten o mesajların evrenselliği yönün, yönüyleydi ki başka hocalarımız da yine derslerinde bu hakikate vurgularda bulundular. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarihin belli bir zamanında yaşadı. Miladi 6. asra denk gelen bir zaman diliminde yaşadı. Siyer coğrafyası dediğimiz Mekke, Medine ve civar işte Efendimizin o günlerde gidip geldiği ya da elçilerini gönderdiği coğrafyalarda bu hayatı devam ettirdi. Karşısında muhataplar vardı. Mekke'de müşrikler vardı. Medine'de Yahudiler vardı, müşrikler vardı. Habeşistan'da Hristiyanlar vardı. Testis inancını kabul eden ya da muvahhid olan İseviler vardı. Necran'dan gelip karşısında duran Hristiyanlar vardı, Teslis inancını kabul eden, müşrikler içerisinde farklı farklı zümrelere ve inanç mensuplarına dahil olan insanlar vardı. Yine hanifler vardı, az da olsa, sabiler vardı. Mecusilere de Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın hemen arkasından sahabe muhatap oldu. Yani bilinen muhatap çevreleriyle bu iş devam etti. E onlara yönelik bazı sözler söylendi. O günkü ihtiyaçlara göre belli şeyler ortaya kondu. Ama bunların hiçbir tanesi peygamberin mesajlarının yerel bir seviyeye inmesine sebep olmadı. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Hatemen Nebi yindi. Peygamberlik silsilesi onunla son bulacaktı. O bu işin damgasını mührünü basacak kıyamete kadar gelecek olan insanlara da yaşadığı hayatla bir örnek ve bir model ortaya koyacaktı. Öyle olduğu için de bu mesajların hiçbir tanesi yerel anlamda bir değerlendirmeye tabi tutulamadan evrensel nitelikte anlaşılması noktasında önümüze gelip bir şeyler söyleyecekti. Tabi aleyhissalatü vesselam efendimizin o zamanda yaşaması işte biraz önce söylediğim muhataplara yönelik bazı şeyler söylemesi bazı mesajların o günün, o günün dünyasıyla sınırlı olması ya da o günün dünyasına direkt hitap etmesi sebebiyle belli şeyleri ortaya koyar bunları biz inkar etmeyiz. Ancak bizim bildiğimiz bir şey var ki aleyhissalatü vesselam efendimizin özellikle insanlığın ortak değerleri adına ve kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların önünü aydınlatma adına ortaya koyduğu mesajlar evrensel mesajlardır. Böyle anladığımız zaman bizim peygamberin hayatıyla Siret-i Resul ile Siret-i Nebi ile münasebetimiz daha farklı olacak. Allah Resulü'nün hayatına yaklaşırken biraz daha bu manada belli şeylere dikkat ederek yaklaşıp istifademizi ona göre daha da arttırma yollarını bulmaya çalışacağız. Onun için özellikle bu derslerden almamız gereken önemli ve birinci ders bu. İkincisi bu da çok önemli yine bizim için. Hazreti Peygamber'in rehber ve örnekliği sadece ibadet ve bazı ahlaki sahalarla sınırlı değil. Hayatın tamamını kapsayacak niteliktedir. Bunu da derslerde fark etmiş olmamız lazım. Rehber ve örnekliği sadece ibadet ve bazı ahlaki sahalarla sınırlı değil hayatın tamamını kapsayacak niteliktedir. Biz bir miktarını aldık mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkadaş olarak özelliğini bir ders olarak işledik burada. Bir muallim olarak onun söylediklerini anlamaya çalıştık. Bir eş olarak, baba olarak, gençlerle kurduğu iletişimin nasıl olduğunu anlama adına bir gayret ortaya koyarak çocuklarla bir iletişimi var peygamberimizin onu nazara vererek insan yetiştirmede Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söyledikleri yaptıkları uyarıları var onları en azından ben yine size burada bir müstakil ders yaptım komutan olarak Hazreti Peygamber'in özelliklerini bir medeniyet banisi olarak Allah Resulü'nü ve bir siyasi kişilik olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın özelliklerini ile ahir birçok şeyi işledik. Ama şunu itiraf edelim işlediğimiz dersler hayatın geri kalan alanları için kıyas edildiği zaman meselenin yüzde 10'u bile değil çeyreğini bile biz işlemedik. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem usvetün hasene olarak karşımızda duruyor. Kur'an'ın iki peygamber için bu ifadeyi kullandığını biliyoruz. İbrahim aleyhisselam İbrahim ve onun ailesi Mümtehine suresinin başlarında Ahsap suresinin 21. ayetinde ise direkt peygamber aleyhissalatü vesselamla alakadar olarak diğer peygamberlere değil de sadece Hazreti İbrahim'le aleyhissalatü vesselam efendimizin bu için bu ifadenin kullanılması üzerinde durulması gereken bir şey zaten siretin içerisine bu nazarla daldığınızda şunu görüyorsunuz. Ne aradınız da bulamadınız mesela. Sorun söyleyin itiraz edin konuşalım ne aradınız da bulamadınız. Eğer aramayı doğru bir biçimde bilirseniz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları söyledi bize. Çünkü usvetün hasene bu zaten. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. Her an zamanla alakalı, her alan mekanla alakalı, tasnifatla alakalı bir şey. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin rehberiyeti gerçekten hayatın bütün alanlarını kapsayacak niteliktedir. Bir Müslüman da bunu sorar zaten bir iş yapacaksa bir adım atacaksa ortaya peygamberin gösterdiği şekliyle bir güzellik ortaya koyup Allah'ı razı etmenin yolunu bulma adına bir şeyler yapacaksa peygamberin bu iş için ne söylemiştir ne yapmıştır ne göstermiştir neyi işaret etmiştir, işaret etmiştir diye bakar ona göre adımlarını atar. Onun için bu dersler boyunca biz rehberiyetin belli alanlarda sınırlı olmadığını da ortaya koyma adına bu mesajı iyice anlamak durumundayız. İşin acı tarafı bazen Müslümanlar konuşurlarken güya dilde lafsen kavlen laikliğe karşı olduğunu söylerler. Laikliğin en bilinen anlamı işte dünya ile devlet işlerinin din ile devlet işlerinin birbirinden ayırt edilmesi. Ama işin garip tarafı bunu söyleyenler bile dünyalarına peygamberi karıştırmama adına bir hale bürünüyorlar. Dünyalarını imar ederken peygamberin rehberiyetine ihtiyaç duymuyorlar. Belli ibadet sahalarında ahlaki sahalarda evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunları söyledi bunları gösterdi bunları yaptı tamam biz de bunları yapabiliriz diyorlar. Onların ne kadar hayata taşındığı o da ayrı bir mesele ama bütün hayatı kuşatacak şekilde bir peygamber örnekliliğine ki biz bunu aslında sünnet üzere yaşamak diyoruz. Bir peygamber örnekliliğine ihtiyaç duymuyorlar. Duymadığımız için zaten halimiz böyle. En azından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mesajlarını işlediğimiz bir dersler ders silsilesinde bu hakikati bilmemiz lazım. Onun rehberiyeti mesajları hayatın sadece bir alanıyla sınırlı değil, hayatın tamamını kuşatacak nitelikte. Üçüncüsü Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hayatı sadece tarihi bir malumat olarak değil, ideal kulluğun yaşanabilmesi için örnek ve model olarak ele alınması gereklidir. Onun kutlu hayatı sadece tarihi bir malumat olarak değil, değil, ideal kulluğun yaşanabilmesi için örnek ve model olarak ele alınması gerekir. Bugün siyer dediğiniz zaman insanların aklına ilk gelen şey tarihi anlamdaki malumattır. Ali aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına ait bilinen bilgiler. 571'de doğdu, 632'de vefat etti, 13 yıl Mekke'deydi, 40 yaşında peygamberliğine erdi o Mekke döneminde şunlar yaşandı. Bir müddet sonra Habeşistan'a Müslümanlar hicret etti. 10. yıl Efendimiz Taif'e gitti. Arkasından geldi. Akabe çadırlarını dolaştı. Sonra Yesrib'in kapıları açıldı. Hicret başladı. Hicretle beraber de başlayan seriyeler ve savaşlar, gazveler ve 10. yılın sonunda veda haccıyla nihayete eren ve tarihi malumatla sınırlı olan bir siyer anlatımı. Bu işin sadece küçük bir parçası. Eğer biz siyer deyince aklımıza bu geliyorsa sadece e demek ki biz anlamamışız. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına kamilen bakmak zorundayız. Şu tanımı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Siyer görünüşte ve ilk bakışta bir beşerin hayatı olsa da aslında bütün bir beşeriyetin hayatıdır. Çünkü Allah beşeriyetin tamamına örnek ve model olarak gönderdiği o son peygamberin hayatında bunları kodlamış, bunları aslında onun hayatında yaşanmış örnekler olarak, söylenmiş sözler olarak bizlere devretmiştir. Onun için biz dinin bu manada bizden istediklerini anlama adına gayrete giriştiğimiz zaman Belli şeyleri buradan zaten çözebiliyoruz anlayabiliyoruz ama buradan fark etmemiz gereken şey siyeri tarihi bir malumata sıkıştırmama adına bir gayrettir. Belki komutan olarak Hazreti Peygamber dersinde size söylemiş olabilirim ama bir daha tekrarında fayda var. Mesela Medine hayatı için söyleyelim 10 yıl kabahatlarıyla konuşalım 360 günden olsa 3600 gün eder bu 3600 günün savaşlara ayrılan gün miktarı en fazla 600'dür. 600'den daha fazlası yok. Buna seriyeler de dahil. Efendimizin 28 tane gazvesi var. O gazvelerinin büyük bir bölümünde zaten sıcak savaş olmadı. Yolu da sayıyorsunuz. Gidişiyle, gelişiyle oradaki sıcak savaş ...la ayrılan zaman dilimi itibariyle bu kadar en uzun biliyorsunuz Efendimizin hayatında yol itibariyle uzun olduğu için öyle Tebuk gazvesi yer almıştır o günkü savaşlar öyle günler yıllar aylar süren savaşlar da değil Bedir dediğiniz savaş bir günün yarısıdır sabah başlamış öğlen bitmiştir aynı şekilde Uhud da öyle gidişiyle gelişiyle Uhud'u biz bugün üç gün içerisinde anlıyoruz e peki bugün elimizdeki siyer kitaplarına bir bakın mesela Allah rahmet eylesin Cenab-ı Hak mekanını ali etsin çok büyük bir hizmet bırakarak o günkü zor şartlar altında bize o kıymetli eseri bırakarak gitti Asım Köksal Hoca Efendi rahmetullahi aleyh en geniş Türkçe siyer odur elimizde birinci cildi Mekke dönemi ve öncesiyle alakalı geriye kalan üç cildi bu son ustalık eserim diyerek bize bıraktığı Eseri biliyorsunuz dört cilt olarak basıldı. Önceki ciltler biraz daha toparlanmış bir vaziyettedir ve son nüsha daha önemlidir. O çok gibi gözükenden daha fazla aslında orada malumat var. Hatta orada olmayanlar da var orada. O biraz daha düzenli bir biçimde yapıldığı için öyledir. Cilt itibariyle az olması belli şeylerin olmadığı gibi bir algı oluşturmasın zihninizde. Üç ciltte Medine anlatılır üç cildin yüzde sekseni biraz önce söylediğim şekliyle anlatılır. Biz genel itibariyle o siyerde de savaşlar üzerinden bir siyer okuruz. Tarihi bir malumat üzerinden siyer okuruz. Elbette o siyerin yazılış amacı öyleydi ondan dolayı oldu. Ben onu tenkit etmek için bunu söylemiyorum. Sadece bir şeye dikkat çekmek için söylüyorum bunu artık bizim o malumattan işin içine doğru inip biraz daha meselenin farklı boyutlarıyla farklı irtibat kurmamız farklı boyutlarını incelememiz gerekir. Bu sorumluluğumuzu ortaya koymak için bunu söylüyorum. Tarihi malumat olacak ki meseleyi anlayabilelim ama tarihi malumatta meseleyi bırakmayacağız ki peygamberin mesajlarından daha fazla istifade edelim. Bütün mesele budur. Dördüncüsü önemli bir madde yine bu. Hazreti Peygamber'in hayatında olan tüm hadiseler ve söylediği sözler biz hayatına sözleri dahil ediyoruz. Etmek de zorundayız çünkü bir kişinin sözleri hayatına dahildir. Her ne kadar hadisçiler biraz buna kıssa da bu böyledir böyle bir hakikattir. Söylediği sözler ki onlar hadisi şeriflerdir muhakkak sebep sonuç ilişkisi gözetilerek ve sözün bağlamı dikkate alınarak anlaşılmalıdır. Eğer sebep sonuç ilişkilerini gözden kaçırırsanız mesajı alamazsınız. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bir söz söyledi. Burada bir şey yaptı. Bunu niçin yaptı? Nasıl şartlar oluştu ki aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle davrandı? Acaba ortaya ne çıktı ki? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söyledi. Bunların hepsini bir şekliyle bizim irdeleyebilmemiz, anlayabilmemiz için bu sebep sonuç ilişkisine ihtiyaç duymak durumdayız. Yazamadınız mı? Bir daha söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in hayatında olan tüm hadiseler ve söylediği sözler ki bunlar hadis-i şeriflerdir, muhakkak sebep sonuç ilişkisi gözetilerek ve sözün bağlamı dikkate alınarak anlaşılmalıdır. Beşincisini de söyleyeyim fazla şeyler söylenebilir bu konuda ama başka yerlere götüreceğim sizi. Hz. Peygamberin bereketli hayatı daha fazla çalışmayı gerektiren daha birçok alanda ciddi gayretler ortaya koymayı bekleyen bir nitelik taşımaktadır. Bu maddede önemli bir maddedir. Onun bereketli hayatı daha fazla çalışmayı gerektiren daha birçok alanda ciddi gayretler ortaya koymayı bekleyen bir nitelik taşımaktadır. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir hususa dikkatlerinizi çekeyim. Siretin farklı farklı tanımları var. Biliyorsunuz siyerle siret arasındaki farklılığı o ayrıntılara ya da o tanımlara girmeyelim bildiğinizi varsayarak. Ama siret dediğiniz o kelimenin o kavramın yaşayış ahlak itibariyle de bir mesajı olduğu için tabi'in nesli ile sahabe arasında şöyle bir bağ oluşmuştu sahabe peygamber dünyasının aynaları ne gördülerse onu anladılar ve onu yansıttılar yansıttıkları için tabi'in dediğimiz en hayırlı ikinci nesil o canlı tanıklara şahit oldular onların üzerlerinde gördüklerini kendi hayatlarına taşımaya çalıştılar. Etba-i tabi'in dediğiniz tabi'in neslinden sonra gelen nesil de tabi'inden gördüklerini aynı şekilde yansıtmaya çalıştılar. Ama süreç uzadıkça o manada zaman biraz daha uzadıkça fazlalaştıkça o örnekliklerde belli kayıplar yaşandı. Eskiden siyerin ya da siretin kitaplardan, sohbetlerden, yazılardan öğrenilmeye ihtiyacı yoktu. Çünkü bir hayat vardı ortada. O hayat onu yansıtıyordu. O kaybolduğu için biz bu manada mecburen onun ilmine ve kitaplarına ihtiyaç duymaya başladık. Sadece biz değil, bizden 5-10 sene öncesine kadar dayanacak bir şeyi şimdi söylüyoruz. Hal böyle olunca eskiden tabi'in etvai tabi'in ondan sonra gelen nesiller belki bu kadar siyere ihtiyaç duymuyordular. Neden? Yaşandığı için ona ihtiyaç hissetmiyordular. Örneklik vardı zaten ortada. Ama bize gelen süreçte bu kaybolduğu için mecburen bizim daha detaylı bir biçimde öğrenme sorumluluğumuz oluştu. Neden tarihte siyer ilmi hak ettiği yeri bulamadığı sorularının cevaplarından bir tanesi budur. Tek cevap bu değildir. Başka başka sebepleri de var. Eğer bizim konumuz bu olsaydı, neden şimdiye kadar siyer bağımsız bir ilim olarak ele alınmadı? Neden işte usul oluşturulmadı? Neden bu manada rivayetlerin sıhhat tanımına ait belli şeyler ortaya konmadı? Bunlara ait birçok şey söylenebilirdi ama bizim asıl mevzumuz o olmadığı için ben kaba hatlarıyla meseleyi sizin nazarlarınıza vermeye çalışıyorum. İhtiyaçlar değişti ve bugün geldiğimiz noktada bizim sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatını daha farklı, daha detaylı, daha kapsayıcı, daha kapsamlı bir biçimde öğrenme sorumluluğumuz ortaya çıktı. Öyleyse eğer yapılması gereken olanı tekrar etmekle yetinilmeyeceğini bilmek durumunda durumundayız. Sadece onu yaparsak biz bu işin hakkını veremeyiz. Mecburen bazı bazılarımız daha farklı bir biçimde bu meselenin altına girerek aleyhissalatü vesselam efendimizin o mübarek hayatının mesajlarının bu çağın insanının anlayabileceği şeklinde daha güzel ve daha kapsamlı bir biçimde anlatılmasına, anlaşılmasına gayret ortaya koymalılar. Niyazım o ki siz yapasınız inşallah. Allah sizlere ve içinizdeki bazılarınıza bunları nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim size bir şey söyleyip asıl bugün söyleyeceklerime sözü getireceğim. İslam ilim tarihinin önemli simalarından bir tanesi de İbni Hazım'dır rahmetullahi aleyh. Çok önemli bir isimdir biliyorsunuz tarihte yaşamış zahiri mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, edip, şair sayın sayın birçok özelliği ona ait olarak sayabilirsiniz. Endülüs coğrafyasının yetiştirdiği bir alim vefatı Hicri 456 miladi 1064 Allah kendisinden ebeden razı olsun. Kendisi kadar olmasa da yine alim olan bir oğlu var oğlunun bir tespiti var bizimle paylaştığı. Babamın yazdığı kitaplar 80 bin varakaya tekabül ediyor diyor. Yani 80 bin varaka yaklaşık 400 cilt kitap ediyor. Bu kadar da gerçekten bereketli bir miras bırakarak gitmiş birisi ki eserlerinin büyük bir kısmı elimizde var. Bizim alanımızla alakalı yani tarih ve siyer al alanıyla alakalı dört tane temel kitabı var. Dördü de elimizde mevcut ve çok kıymetli bunlar. Bir tanesi ensap konusunda yazılmış. Cemheretu ensabil Arap diye bilinen ve Arapların soylarına ait bize en güzel en detaylı bilgileri verdiği o güzel eseri. İkincisi veda hutbesi üzerine tabii ki biraz da veda haccı üzerine yapmış olduğu bir çalışma ki o hutbenin değerlendirilmesine mahiyetine ait elimizdeki en güzel eserlerden bir tanesidir. Haccetül Veda o da var şu anda elimizde. Hulasa fi usulül İslam fi tarihihi diye bir kitabı var ki o da önemli. Asıl benim sizin dikkatlerinizi çekeceğim <laughs> kitabı ise Cevamius Sire diye bilinen Siyer'in özü. Siyer'in nasıl diyelim toplanması anlamına gelen bir kitabı ki Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap kısa bir kitaptır ama güzel bir kitaptır. O kitapta Siyer'le alakalı biraz teknik sayılabilecek meseleleri derli toplu görmek mümkündür. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kullandığı elçilerle alakalı sahabenin hadis rivayetindeki rivayet sayılarıyla alakalı, katiplerle alakalı, başka başka böyle işte diyelim ki Bedir Gazvesi'nde, Uhud'da şehit olanlar, öldürülen müşrikler yani biraz böyle teknik sayılabilecek ifadelerin işte tespitlerin derli toplu bir hale getirilmesine ait ortaya konmuş bir eser ki elinizin altında olmasını tavsiye ederim size. Bazen oraya baktığınızda belli bilgileri daha derli toplu bir biçimde göreceksiniz. O kitabın mukaddimesinde aslında meşhur kitabı el fasl'da geçen bir tespitinin bir cümlesini okuyacaksınız. Şöyle bir şey söylüyor İbn Hazm. Allah Resulü'nün sireti üzerinde düşünüp taşınana onu doğrulamayı kaçınılmaz kılar. Onun gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna yaşadığı hayat şahitlik eder. Şayet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sireti dışında başka herhangi bir mucizesi olmasaydı o siret tek başına mucize olarak yeterdi. İbn Hazm'ın bir tespiti bu. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın başka bir mucizesi olmasaydı bildiğiniz mucizeleri aklınızda bir hatırlayın. Bunların hiçbir tanesi olmasaydı hiçbiri yaşanmasaydı bizzati Aleyhisselat ve selam efendimizin yaşadığı hayat siret yani mucize olarak yeterdi. Bunu söyleyen İbn Hazm mucizeyi inkar eden birisi değil dikkat edin. Mesela bu Cevamiu Sire'de Resulullah'ın Allah'ın elçisi olduğuna dair deliller diye bir başlık var ve bu başlık altında tam 37 tane mucizeye yer verir. Allah Resulü'nün hayatında var olan mucizelerde bunlar diyerek 37 tane mucizeyi arka arkaya sıralar. Bunu söyleyen mucizeyi kabul eden birisidir. Ama bunu bilen birisi olarak bu tespiti yapıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hiçbir mucizesi olmasaydı onun sireti başlı başına mucize olarak yeterdi. Maliki mezhebinin önemli alimlerinden olan İmam Karafi de bunun bir başka şeyini söylüyor. Aslında o da bu sözün biraz daha açıklaması mahiyetinde bize bir söz söylüyor. Diyor ki sahabe başlı başına bir mucize zaten. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hiçbir mucizesi olmasaydı sahabenin varlığı yani yetiştirdiği nesil onun nübüvvetinin mucizesi olarak yeterdi. İki tane bilgiyi birleştirdiğimiz zaman biz sirete, siyere bu nazarla bir baktığımız zaman mecburen şu soruyu sormak durumundayız. İbn Hazmı ya da İmam Karafi'yi bu tespitleri yapmaya iten şeyler nedir? Neyi var siyerin ki mucize olsun bilinen mucizelerin dışında? Neyi var ki böyle bir tespit yapılmış olsun? Bu soruyu sorup siyerin önüne oturduğunuz, oturduğunuzda farklı farklı çıkarımlarda bulunmanız mümkün. Ama ben iki şey çıkarıyorum iki tane şeyin bunların delilleri olacağına inanıyorum. Belki siz daha farklı tespitlerde de bulunabilirsiniz. Birincisi şu. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem insan yetiştirme, istihdam etme ve insan unsurunu değerlendirme konusunda yaptıkları inanın ki mucizedir mucizeden kastımızın burada ne olduğunu biliyorsunuz. İnsanı aciz bırakan yani çok zor bir iş ve bunu siyerin içerisinde görmek mümkündür. Hazreti Peygamber'in insan yetiştirme, istihdam etme ve insan unsurunu değerlendirme konusunda yaptıkları. Bir örnek vereyim size. Biz rivayetlerden bir seriye sırasında susuzluk çeken sahabiye Allah'ın bir ikramı olarak peygamberliğinin de bir delili nübüvvetin ispadı saadetinde aleyhissalatü vesselam efendimizin parmaklarından su aktığına dair bir rivayet okuruz. Böyle bir mucize yaşanmıştır peygamberin hayatında. Bir tarafta bu duruyor bir tarafta da Halid bin Velid gibi birisi duruyor. Halid bin Velidin varlığı da mucize midir diye aklınıza gelse sorsanız onun hayatını biraz irdelediğinizde ikrar edeceğiniz bir şeydir. Bir insan düşünün 20 yıl boyunca peygambere düşman. 20 yıl boyunca onun karşısında kaç tane savaşta ona karşı kılıç kullanmış? Yok etmek için, öldürmek için sesini kesmek için her türlü vesileyi zorlamış. Sonra Allah onun yüreğine iman adına hidayet adına bir yol bir güzellik nasip etmiş. Gelip iman ettikten sonra kılıcını peygambere teslim edip ben bugüne kadar senin karşında çok şey yaptım. Bundan sonra artık senin arkandayım deyip kılıcını teslim etme adına bir adım attığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kılıcını eline vermiş sen bundan sonra Seyfullah'sın demiş Allah'ın kılıcısın demiş ve ona bir alan açıp onu bir alanda istihdam etmiş. Bugün biz Halid bin Velid'in hayatını işlediğimiz zaman neler neler söylüyoruz aklınıza geldiğinde nasıl bir mucize nesil oluşturduğunu o zaman daha iyi fark etmiş olacaksınız. Bir örnek daha vereyim size çok örnek verilir bu konuda da asıl başka şeylere götüreceğim sizi. Bir örnek daha verip geçeceğim. Enes bin Malik diyor ki veda haccı sırasında aleyhissalatü vesselam efendimiz haccını bitirdi. Mina'da berberini çağırdı saçlarını tıraş ettiriyordu. O anda da kesilen saçlarından ve sakallarından bazı telleri yanındaki sahabilere veriyordu. Teberruken biz buna inanırız Böyle bir şeyin varlığında biliriz. Bu konuda zaten rivayetleri de okur, okumuşsunuzdur. Birine verdi aldı o adam bir kenara çekildi. Yüzüne gözüne sürmeye başladı Allah Resulü'nün o saç tellerini ve gözyaşı dökmeye başladı. Ben iştiyakını fark ettim diyor Enes bin Malik. Öyle bir ihtiyakla öyle bir güzellikle bunu yapıyordu ki merak ettim kim bu diye. Baktım ki muhacirlerden birisi yani Mekkeli. Sordum Mekkelilerden birisine tanıyor musunuz dedim bu adamı. Dediler ki içlerinden birisi ya tanımadın mı? O Süheyl İbn Amr'dır. Süheyl İbn Amr deyince benim aklım direkt Hudeybiye'ye gitti. O Hudeybiye'deyken Allah Resulü yaz Ali dedi anlaşmanın katibi olan Hazreti Ali'ye Bismillahirrahmanirrahim Süheyl itiraz etti. Hayır dedi biz Rahman nedir bilmeyiz bizim bildiğimiz yaz. Bismike Allahümme Bismike Allahümme yazdırdı. Yaz ey Ali Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazdı Süheyl buna da itiraz etti. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydık seninle zaten savaşmazdık öyle yazma. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz ve silindi öyle yazıldı. Biliyorsunuz oradaki konuşmaları, söylenenleri. Şimdi o gün Muhammedun Resulullah ismine bile tahammül etmeyen birisi var sahnede. Aradan sadece 3 yıl geçmiş. 3 yıl sonra o şahsın saçlarının tellerinin üzerine gözyaşı döken birisi var karşımızda. Mucize değil de nedir Allah aşkına? Bunu başka bir şeyle izah edemezsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin insan değiştirme, insanı dönüştürme potansiyeli adına ortaya koydukları adına bize çok şeyler söyler. İşin bir başka boyutu daha var. Mesela elinin altından bir sürü insan geçti peygamberin. Kimisini muallim olarak görevlendirdiği, kimisini vali olarak görevlendirdiği, kimisini elçi olarak görevlendirdiği, kimisini zekat memuru, kimisini komutan, kimisini farklı farklı işlerde, kimisini daha farklı işlerde böyle bir sayın sahabenin o manada özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin görevlendirdiklerini bir sürü isim ortaya koyacaksınız. Dönüp bütün bunların hepsinin arkasından bir değerlendirme yapıyorsunuz. Vallahi herhalde siz de benim dediğim gibi dersiniz. Muhammedun Resulullah. Başka bir şey söyleyemezsiniz. Bir tanesinde isabetsizlik adına bir şey yok. Nasıl tanımış o muhatapları? Nasıl kabiliyetlerini keşfetmiş? Nasıl onlara uygun bir biçimde alanlar açmış ve o alanlarda onları istihdam etmiş? Gördüğünüz zaman insan unsurunu sevk etme, değerlendirme adına ne kadar önemli bir adım attığını o zaman görmüş olabiliyorsunuz biliyorsunuz Ebu Zer'e vermedi görevi istemesine rağmen e biz sonra anladık niye vermediğini Ebu Zer gibi başımızın tacı olan bir sahabe efendimiz gidip bir yerde vali olsaydı neler oluşabileceğini biz daha sonra Hazreti Ebu Zer'in hayatına baktığımız zaman anlıyoruz en yakınları Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer 2-3 tane çatışmanın olmadığı bazı seriyeleri saymazsanız bir seriye komutanlığında onları göremiyorsunuz. Hazreti Osman ki iki kez damadı yanı başında biri Allah Resulü'nün verdiği görevlere bir bakın. Neden onlar değil de Zeyd bin Harise soruyu sorduğunuz zaman insan potansiyelini değerlendirme adına ortaya attığı o adımı görüyorsunuz yürüdüğü yollar var mesela bazen peygamberimizin o yollarda birileriyle yürüyor öylesine seçilmiş insanlar değil neden Taif'te Zeyd bin Harise var yanında Hamza gibi bir dağı alıp yürümedi de Zeyd İbni Harise gibi birisini yürüdü üzerinde durmanız gereken bir şey Akabe yollarını yürürken Allah Resulü'nün sağında Ebubekir, solunda Ali var niye başkası değildi? Ali o günlerde kaç yaşında ya 20-21 yaşında bir delikanlı niye o var da başka biri yok diye sormak durumundasınız. Bütün hepsine o seriyelerde gazvelerde sancakları taşıttığı görevler verdiği mesela Abdullah İbni Cübeyr'e sen aynen geçidinin komutanısın diyerek ona o işi vermiş olması üzerinde durulması gereken bir şeydir. Bütün bunları sorguladığınızda yine aynı şeyi söyleyeceksiniz. İşte bunların hepsi bir ad önce İbni Hazm'ın ve İmam Karafi'nin dediği şeye getirecek sizi. Gerçekten Allah Resulü'nün yaşadığı hayat başlı başına bir mucizedir. Bunu anladığınız zaman da onun hayatının üzerinden başka şeyler alacaksınız. Konu farklı belki oralara girsek çok daha bize fazla zaman lazım girmeyeceğim ama bir şey söyleyip geçeceğim sadece. Akabe'de mesela aleyhissalatü vesselam efendimiz özellikle ilk akabe'de ilk birinci akabe biatları sırasında sağında Ebu Bekir solunda Ali olmasının şöyle bir mesajı vardı. Peygamberimizden önce o çadırları dolaşan iki tane daha Mekkeli var. Onlardan birisi Ebu Cehil birisi ise Ebu Leheb. Ebu Cehil dolaşırken şöyle bir şey söylüyor. İnanmayın ona ya ona hep inananlar toplumun zayıf kesimleri. Allah Resulü ona cevabı Ebu Bekir'le veriyor mu? Veriyor. Ali ne için? Ali de Ebu Leheb için. Ebu Leheb diyor ki ben amcasıyım ona ailesi bile sırt dönmüş. Ailesi ona kapılarını kapatmış. Ali de onun cevabı mı? Ali de onun cevabı. Bakın aldınız bunları kodları birbirlerine birleştirdiğiniz zaman anlıyorsunuz atılan adımların ne anlama geldiğini ve onun gibi bir sürü şey söylenir bizim gelecek sene konumuz sahabe ve insan onun için baya bu meselelerle alakalı dersler olacak buralarda o zaman göreceksiniz bu konuların daha farklı bir biçimde detaylı halini ama şimdi anlayalım ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz siretinde böyle bir özellik var şimdi benim güzel kardeşlerim Bundan sonra da inşallah okuyacaksınız elinizden hiç düşürmeyin zaten peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait olan mesajları içeren kitapları. Böyle bunaldığınız zaman bile daraldığınız zaman bile sizi rahatlatacak olan şey ya efendimizin ya da onun mübarek ellerinde yetişen sahabenin hayatlarına ait şeyler olsun emin olun onlar öyledir yorulana fer verir bu kana te tekrardan taze kan verir farklı bir biçimde bu manada havlu atanlara yeniden heyecan verir 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 eğer almasını bilirsek. Bundan sonraki hayatınızda sizin Hazreti Peygamberle de doğru bir hukuk kurabilmeniz için size ben altı tane kavram bırakmak istiyorum zihinlerinize. Daha fazlalaştırılabilir belki bunlar ama özellikle bugün ihtiyacımız biraz daha fazla olduğu için bu altı kavramı sizlere vereceğim. Bu altı kavram üzerinden inşallah bundan sonraki siyer okumalarınızı gerçekleştirirsiniz. Ve özellikle de Hazreti Peygamberle aramızda kurmamız gereken hukuku bunların üzerine zemini bunlar edinir. Bunların üzerine inşallah inşa etmiş olursunuz. Bu altı kavramdan birisi istifa kavramı. İkincisi itaat, üçüncüsü ittiba, dördüncüsü iptida, beşincisi itisam, altıncısı ise itidal. Altı kavram. Tanımlarını da vereyim biraz detaylarına ineceğim. İstifa seçmek, tercih etmek. İtaat boyun eğmek, kalben teslim olmak. İttiba tabi olmak, fiilen teslimiyet ortaya koymak. İptida bidat ihdas etmek, Din adına ortaya bir şeyler çıkarmak, itisam, sünnete sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığmak ve güvenmek, itidal ise duygu, davranış ve düşüncelerde dengeli davranmak, her türlü aşırılıktan uzak durmak. Biraz bu kavramları açalım. Birincisi istifa, seçmek, tercih etmek. Allah'ın peygamberleri seçimi farklı bir konu. Bizim inanın ki çok da rahat altından kalkamayacağımız bir konu. Neye bağlı olarak seçtiği, nasıl seçtiği, bunlardaki meşiyet nasıl ortaya çıktı? Zor bir mesele. Ancak şunu biliyoruz. Kelam kitaplarımızda gönderilen bütün peygamberlerin ortak özellikleri aktarılır. O ortak özellikler Farklı farklı tasniflere tabi tutulur. En bilinen 6 tane temel özelliktir. Birincisi nübüvvetlerini teyit etmek için mucize göstermek. İkincisi vahiy almak ve onu aldığı gibi muhataplarına tebliğ etmek. Üçüncüsü beşerin niteliklere sahip olmak. Beşer üstü olmamak. Bütün peygamberlerin ortak özellikleri bunlar. Dördüncüsü her türlü günah işlemekten korunmuş olmak yani ismet sıfatına sahip olmak. Beşincisi doğru sözlü ve güvenilir olmak yani sıdk ve emanet sahibi olmak. Altıncısı insanlar içinde bilhassa akıl, zeka ve firaset olmak üzere her bakımından en üst derecede olmak yani fetanet sahibi olmak. Biraz daha özetleyerek söyleyeyim. Mucize göstermek, tebliğ yapmak, beşer olmak, ismet sıfatına sahip olmak, sıdk ve emanet sahibi olmak, fetanet sahibi olmak altı tane temel özellik. Bir bunlara yedincisi eklenecekse ki eklenmeli o nedir? O işte biraz önce söylediğimdir. Allah tarafından seçilmiş olmak yani Mustafa olmak. Aleyhissalatü vesselam son seçilmiş peygamber ondan önce de seçilmiş olanlar var. Şimdi bunun bugünün dünyasına bakan bir yönü var biliyor musunuz? Tamam bu iş bitti gitti daha ne bakacağız diye aklınıza gelebilir öyle değil. O günün dünyasında aleyhissalatü vesselam efendimize son peygamberlik verildiği an itiraz edenler oldu. Allah bula bula Abdullah'ın oğlunu Abdülmuttalib'in yetimini mi buldu dediler. Eğer bu Kur'an indirilecekse Allah bu vahyi birilerine verecekse iki şehirden iki adama vermeli. İki şehir bazen Mekke ve Taif iki adam da Velid İbni Mughire ile Taif'in ulusu olan Urve İbni Mesud Es-Sekafi en sonda Urve ile alakalı size bir şey söyleyeceğim zaten. Ama başka isimler de var. Mesela bu iki şehrin Mekke ve Medine olduğunu söyleyenler de var. Bazen bu ayete Zuhruf Suresinin 31. ayetinin açıklamasına bakın tefsirlerde farklı farklı yorumlar göreceksiniz. O gün bunu söyleyenler var. Ebu Cehil de bekliyor aslında. Hanif olan ve şiirlerinde, hayatında asla içki, zina, fuhuş, şirk olmayan Ümeyye İbni Ebi Salt da bekleyenlerden biliyorsunuz Ümeyye İbni Ebi Salt böyle özelliklere sahip olmasına rağmen Müslüman olmadı. O Allah Resulüne karşı oldu ve Efendimiz ona dedi ki şiirleri Müslüman ama kendisi kafir dedi. Kalbi inkar ediyor ama şiirlerinde iman var dedi. Neden onlar olmadı diye sorgulayın sorgulayın bir kavrama geleceksiniz. Nedir o kavram? Haset. Haset ettikleri için olmadı. Belki benim bu söylediklerimi yadırgıyor olabilirsiniz. İtiraz edin. O itiraz bana da gelsin. Ben bugün de halen devam ettiğine inananlardanım. Peygamberi kıskananlar var içimizde. Halen. Neden o, neden ben değilim diye böyle bir halde olanlar var ve bazılarının bitmez tükenmez bir kavgalarının siyerle, sünnetle, hadisle olmalarının altında da bu yatıyor aslında. Bunu açıkça söyleyemez, söylenebilir mi yani? Der mi ki ben peygamberi kıskanıyorum ama siz sözlerinin altında bunu görebiliyorsunuz. Ya Allah'tır seçen. Allah seçmiş, ona bu özellikleri vermiş. Allah seçti Adem'i, dedi ki secde edin. İblis ne dedi? Niye ona secde edeceğim dedi. Ben ondan üstünüm dedi, itiraz etti ve başına neler geldiğini gördünüz. Allah istediği, seçti ne istediyse ona onlara yüklediği ve onlarla ümmetleri arasında bir hukuk kurdu. O hukuk çerçevesinde Müslümana düşen bütün peygamberlerle ki bütün peygamberler bizim peygamberlerimizdir ve hepsi İslam peygamberidir. Ama özellikle de son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle kurmamız gereken bir bağ var. Bu bağın ilkelerini ben aklımla ortaya koyamam. Kur'an bunları söylüyor bana zaten. Onun tebliğ görevinden, onun talim görevinden, onun tebyin görevinden, onun teskiye görevinden, onun davet görevinden bahsederken Kur'an bana aslında peygamberimle nasıl bağ kuracağıma ait belli şeyleri söylüyor. Eğer ben bunları anlar, onun Allah tarafından seçildiğini unutmaz. Allah'ın ona bu özellikleri yüklediğini bilirsem kıymete kanaat ederim. Kıymete kanaat etmem de bana had aşma gibi bir yanlışa düşürtmez. Dolayısıyla bundan sonra sizin de peygamber aleyhissalatü vesselamla aranızda kurmanız gereken hukukta en temel kavram olarak başta olması gereken birinci olması gereken kavram olarak istifa kavramı her daim aklınızda olmalı ona göre davranmalısınız. Sağda solda bu manada konuşulanları söyleme, söylenenleri de bu kavram çerçevesinde değerlendirmelisiniz. İkincisi itaat boyun eğmek kalben teslim olmak. İtaat Müslümanlar itaatkar bir toplumdur dedim. Bak en başta söyledim geleceğini de söyledim. İtaat nedir biliyor musunuz? bilinçli ve sınırlı bir şekilde söylenenleri yerine getirmektir. Bilinçli ve sınırlı bir şekilde. Sınırı var o itaatin. Kim olursa olsun o sınırlarını koymuş zaten Allah. O sınırları belirlemiş. İtaat acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Her zaman sevdiğimiz şeylere itaat etmeyiz. Bazen kalbimizin Gerçekten anlamakta ve ikna olmakta, tatmin olmakta zorlandığı şeylerden de Allah bizden itaat isteyebilir. Onun için itaat acıtmasına rağmen boyun eğmektir deriz. Her zaman sevilen şeylere boyun eğmek değildir itaat. Bazen sevmediğimiz şeylere de boyun eğmektir. Şimdi tam bunun karşısına şu hadisi yazın. Benim getirdiklerime hevalarını tabi kılmayan gerçek manada iman etmiş olamaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Getirdiklerimi hevalarını heveslerini tabi kılacak. Ha şimdi anlıyor muyuz sahabenin bazen biat ederek kullandığı cümlenin geçerliliğini ve yerini? Ne diyor biliyor musunuz bazı sahabe efendilerimiz efendimize el uzatıp biat ederlerken. Ya Resulallah zoruma giden işlerde de sana itaat edeceğime söz veriyor ve biat ediyorum. Zoruma gidecek işlerde. İster mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zorumuza giden işleri? Nasıl istemez? Vallahi ister. Hele bir bakın istiyor mu istemiyor mu? Menfaatinize bir dokunsun görüyorsunuz görürsünüz isteyip istemediği Şimdi buradayken rahat rahat konuşuruz ama hayatın içerisinde başka başka meselelerle karşı karşıya kaldığımızda bazen içimizden geçenle Karşımızda bizden istenenin aynı şeyler olmadığını aslında içimizden başka başka şeyler dönüyor. O zaman görürüz işte Allah bir zengin baba vermiş sana Dünya kadar mal bırakmış gitmiş iki tane kız var iki tane erkek var miras paylaşılacak. Hah, şimdi içindekiler başladı fırtınalar dönmeye gel bakalım o mirası nasıl paylaşacaksın? Neye göre paylaşacaksın? O anda neler söylüyorsun? İşte o zorunlu gitse de o manada itaat edebilme adına bir şey yükler bana. Şimdi bunların hepsini aklınızda tutun Nisa suresinin 59. ayetini de hatırlayın. Rabbimiz bizden üç şeye itaat istedi. Allah'a, Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine. Başımıza musallat olan her gaddar merhamet size değil bizden olan emir sahiplerine. Bizden olmanın ölçüsünde ne olduğunu konu bu olsaydı o zaman açıklayabilirdim. Ben bu konuda yaptığım dersler var oraya bakabilirsiniz. Şimdi Allah'a Resulüne ve bizden olan emir sahipleri. Bu bizden olan emir sahibi bugün devlet başkanıdır. Gelirsiniz bir yerde sorumlu birisi vardır önünüzde odur. Camide imamdır, evde babadır. Netice itibariyle o anda sözün en sonunu söyleyecek merci kimse ulul emir odur. İslam devletinin olmadığı yerde rabbani alimlerdir ulul emir. Biz bu manada tamam yok devlet ne yapalım? O zaman sorumluluk da yok deyip çıkamayız işin içerisinde. Öyle yok onların sınırlarını da belirliyor zaten belirleyen. Dolayısıyla o iş ayrı bir şey. Şimdi burada ikinci olarak bizden istenen itaat kim? Kime? Resulullah'a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek. İtiraz edin deyin ki hocam yok ki Resulullah şu anda itaat edelim. Burada itaat sahabeyle sınırlı olması gereken bir şey. Allah Resulü onların içerisinde Onlardan bir şey istiyor onlar da itaat etmek zorunda. Ama bugün biz Resulullah'la aynı zamanı aynı mekanı paylaşmıyoruz ki buradaki ayetteki Resulullah'a itaat meselesini nasıl anlayacağız? Bakın alimlerimizin ortak kanaati şudur. Peygambere itaat edin demek sağlığında kendisine vefatından sonra sünnetine uyun demektir. Varsa itirazınız ben buradayım. Başka şeyler de söyleyeyim size. Mesela İmam Şatibi rahmetullahi aleyh ne kadar büyük bir insan olduğunu biliyorsunuz. El muvaffakat isimli o usul kitabı muhteşem bir kitaptır. Onun da Türkçe tercümesi var biliyorsunuz. Şöyle bir cümle söylüyor. O muvaffakatta söylüyor. Üçüncü ciltte 14 sayfada oradan da bakabilirsiniz. Kur'an'da Resul'e itaati emriden ayetlerin manası Dikkat buyurun. Kur'an'da olmayan hususlarda peygamberin sünnetine sarılın demektir. Bitti. Ben başka bir şey söylememe gerek var mı? En güzelini söylüyor zaten İmam Şatibi. Kur'an'da olmayan hususlarda peygamberin sünnetine sarılın demektir. Bir bunu anlasak itaat meselesinde peygamberle kurmamız gereken bağdaki itaat meselesinde anlaşılması gerekenleri anlamış olacağız. Çağdaş müfessirlerimizden ki onun tefsiri de çok güzel bir tefsirdir. Ruhul Ma'aninin müellifi İmam Alusi'nin şöyle bir tespitini okuyoruz. Resulullah'a itaatin Allah'a itaatle birlikte yan yana zikredilmesindeki incelik Allah'ın Resulü'nün değerini ortaya koymak, Kur'an'da bulunmayan dini emirleri yapmak, yapmak gerekmez zannını kesinlikle yıkmak, Kur'an'da bulunmayan dini emirleri yapmak gerekmez zannını kesinlikle yıkmak ve peygamberin Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak yani hadislerinde ortaya koyduğu emirlerine itaat etmektir. Daha ne desin? Söyle. Yani söylendi? ortada bunlar var. İtaat kavramını siz bu çerçeveden anlayın. Eğer vakit olsaydı daha çok şey söylerdim. Bir şey söyleyip bu faslı bitireyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre'nin nakliyle şöyle bir şey söylüyor bir gün. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler giremeyecektir. Sahabe sarsılıyor ve hemen soruyor. Ya Resulallah imtina edenler kimdir? Allah Resulü de diyor ki her kim bana itaat ederse cennete girecektir. Her kim bana asi olursa o da imtina etmiş olacak ve cennete giremeyeceklerdir. Bukhari hadisidir bu Ahmet bin Hanbel'de ve başka kaynaklarda da bu hadisi okuyabilirsiniz. Allah bizi imtina edenlerden saymasın ve öyle olanlardan inşallah bizi öyle olanlardan da uzak eylesin. Üçüncüsü ittiba tabi olmak yani Fiilen teslim olmak fiilen teslimiyet ortaya koymak. Çok şey söylenir Kur'an'da ittiba ile alakalı bir ayet yeter zaten çok şey söylenir ama bir ayet yeter. Ali İmran suresinin 31. ayeti ittibayı bize veriyor. Ayeti okuyun ne olur sebebin üzüllerine bakın iki tane sebebin üzül sayılır. Mekkeliler için sayılır bir bir de Necran Hristiyanlar için sayılır o sebebinizin işte siyerdir zaten o malumatı zemine koyduğunuz zaman ayetin aslında ne demek istediğini daha iyi anlamış oluyorsunuz ayeti hatırlayın eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyendir. Ne diyor biliyor musunuz bu ayette Rabbimiz? Allah'ı sevmenin ispatı Hazreti Peygamber'e ittiba etmektir. En başta bunu diyor. Allah'ın sev Allah sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Peygamber'e ittiba etmektir. Bunu da diyor. Allah'ın sevgisinin mükafatı Allah tarafından sevilmektir. Bunu da diyor. Allah'ın sevgisinin tezahürü Allah tarafından bağışlanmaktır. Ayet bunu da diyor. Allah'ın tece sevgisinin tecellisi gafur ve rahim isimlerinin muhatabı olmaktır. Bunu da diyor. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman ittibanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Bugün biz ittibadan nerede durmamız gerekir? Allah Resulüne ittibayı nasıl ortaya koymamız gerekir? Bunu da görmüş oluyorsunuz. Dördüncüsü iptida bidat ihdas etmek din adına ortaya bir şeyler çıkarmak. Herhalde en fazla kavga edeceğimiz yere geldik. Öyle tahmin ediyorum burada kavga etmemiz lazım. Çünkü burası biraz zor bir meseledir. Bidatı konuştuğumuz yerde kesinlikle sünneti konuşmamız gerekir. Çünkü bidatın zıttıdır sünnet sünnet bidat birbirinin zıttı olarak anlaşılmalı. Çok da doğru anlamadığımız bir kavram ne yazık ki anlamadığımız için zaten farklı farklı yerlere çekildiğinden dola, dolayı bir bakıyorsunuz bazen birisi bir uçta birisi diğer uçta bir türlü o itidal çizgisi tutturulamıyor. Bidat dediğimiz kavramın genel anlamıyla şöyle bir tanıma yaslayarak anlayabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra ikisini beraber asr-ı saadet diyelim. Asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan tanıma dikkat şer'i bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Tanımı bir daha vermek istiyorum. Asr-ı saadetten sonra ortaya çıkan şer'i bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terimdir. Arapçada icat etmek, örneği olmaksızın yapıp ortaya koymak, inşa etmek anlamlarına gelen beda kökünden tür türer bidat. Böyle olduğu için de daha önce benzeri bulunmayan sonradan çıkmış yani muhtes şey anlamındadır. Şimdi tanımlar burada dursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? İşlerin en kötüsü sonradan ihtas edilenlerdir diyor. Sonradan ihtas edilen her şey bidattır diyor. Her bidat dalalettedir ve her dalalet ateştedir diyor. Zaman yetsin diye ben vermiyorum kaynaklarını ve detaylarını ama notları vereceğim arkadaşlara. Siz kaynaklarını oradan göreceksiniz. Bunları diyor mu ve başka bidatla ilgili de uyarıları var mı? Var. Bunları yazın bu tarafa. Aynı peygamber konuşuyor, şöyle de bir şey söylüyor. Kim İslam'da güzel bir çığır açarsa ve bu güzel çığır kendisinden sonra tatbik edilip sürdürülürse sevaplarından hiçbir şey eksilmeden onu sürdürenlerin sevaplarının benzeri o şahsa yazılır. Bakın bir tarafta bu var, bir tarafta da bu var. Tabi hadis devam ediyor ve her kim de İslam içinde kötü bir çığır kötü bir sünnet çıkarır da o kötü adet kendinden sonra sürdürülürse kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeden onu sürdürenlerin günahlarının benzeri o kimseye yazılır. Şimdi burada bizim sormamız gereken soru şu. Hazreti Peygamber'den sonra ortaya çıkan her yenilik bidat midir? Eğer biz başlangıçtaki sözleri hadisleri dikkate alarak genel bir tanım ortaya koymuş olsak öyle demeliyiz. O zaman saymalıyız şu bidat şu bidat şu bidat bir sürü şey saymalıyız ve hayatımızın birçok alanında olan şeyleri çıkartmak durumundayız. Ama eğer öyle değilse ki öyle olmaması noktasında bir hadis başka hadisler de var ama ben sadece Cabir bin Abdullah'ın naklettiği bu hadisi söyledim. Buna göre eğer değerlendirirsek bunu diyemeyiz. O zaman temel kaide nedir biliyor musunuz? Asr-ı saadette olan bir amelin dayanağı olan bir amelin şeklinin değişmesi o işi bidat kılmaz. Kaideyi hatırlayalım asr-ı saadet'te. Yani aslı sünnette, öyle demek daha doğru. Aslı sünnette olan bir amelin şeklinin değişmesi onu bidate çevirmez. Ne gibi? Minare gibi. Ne gibi? Tesbih gibi. Ne gibi? Sala gibi. Ölülerin öldüğünü mahalleye haber veriyorsunuz. Neyle veriyorsunuz? Salayla veriyorsunuz. Var mı sünnette bunun yeri? Yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman sala okumadı. Böyle bir şey yok. E peki biz bunu nereden çıkarıyoruz? E Efendimiz diyor ki ölenlere yakınları duysun gelip helallik versin o cenazeye iştirak etsin. E ne yapıyoruz? O haberi öylece veriyoruz. Dolayısıyla bugün ortaya çıkan her şeye her yeniliğe bu nazarla bakarsak dini hayatımızı çekilmez bir hale getiririz. Böyle bir şeye hakkımız yok. Bugün bunu yapanlar var ne yazık ki. Zemini, zamanı dikkate almadan bu işi daraltmaya çalışanlar var ne yazık ki. Peygamberin söylemediğini daha farklı bir biçimde söyleyerek aslında Müslümanların yürüyen ayaklarını kesmeye çalışan zihniyetler var ne yazık ki. Bütün bunlara karşı bizim daha iyi anlayabilmemiz için meseleyi, bu kavramı onun için doğru anlamak durumundayız. Size şunu tavsiye ederim. Bakın. Özellikle İzbin Abdüsselam'ın bidatler konusunda söylediklerini arayın, bulun ve okuyun. O alim o kadar güzel ve isabetli bir şey söylüyor ki ayırıyor bidatleri. Mesela diyor ki aslında diyor bid'atler tek şekilde ele alınmaz. Bid'atin vacip olanı var, haram olanı var, mendup olanı var, mekruh olanı var, mübah olanı var. Eğer bunları dikkate almazsanız siz bid'at kavramını anlayamazsınız. Bir bid'atin bu sınıflardan hangisine girdiğinin tespiti şer'i kaidelere arz edilmek suretiyle yapılır. Dolayısıyla bid'at şer'i vacip kaidelerine giriyorsa vacip tahrim kaydelerine giriyorsa haram, mendup kaydelerine giriyorsa mendup, mekruh kaydelerine giriyorsa mekruh, mübah kaydelerine giriyorsa mübahtır diyor rahmetullahi aleyh. Aklınıza gelebilir vacip bidat nedir mesela ben size söyleyeyim bir tanesini sahabede zorlandı bunu yaparken Kur'an'ın musaf haline getirilmesi vacip de olması lazımdı ama Allah Resulü yapmadı Mecburen yapmadığı şeyi yaptılar. Ama onun yapılması onların üzerine bir vacipti. Bazen öyle durumlarda söz konusu olabilir. Mesela nahiv ilminin oluşması sonradan olan bir şey, ihtiyaca binaen oldu. Mescitlerin genişletilmesi ve daha neler neler sayılabilir. Haram haram bidat mesela. O bidatı işlemek haramdır. Ney mesela? Kader tartışmaları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kader meselesinin tartışma konusu edilmesini hoş görmedi. Bunu yapan bazı meclislere şahit olduğu zaman da sahabeye neler söylediklerini biz o rivayetlerde okuyoruz. Haram mıdır bu bidat? Haramdır. Kabirlere bez bağlanması aleyhissalatü vesselam efendimizin uygun görmediği bir şeydir. Haram mıdır bu bidat? Haramdır. Ezanın Türkçe okutulması bu da bir bidat mıdır? Bidattır ve haramdır. Sen İslam'ın şeairine dil uzatıyorsun. Şeairine Allah'ın Allah Resulü'nün bıraktığı şekliyle bırakmayıp başka bir şekilde dönüştürüyorsun. Bunun gibi diğerlerini de siz artık tespit edin. Onun için konu biraz ilerlediği için ben biraz hızlı geçeceğim. İmam Rabbani'nin bidat konusundaki hassasiyetlerini çok iyi öğrenmek zorundasınız. Güzel ilim talibeleri ve talebeleri çok iyi. Çünkü İmam Rabbani biraz daha meseleye farklı bakıyor. Daha serttir haklı olarak yaşadığı zemin onu gerektiriyor. Ve şu anda biz de biraz o zeminde yaşıyoruz. Dolayısıyla orada söylenen o hassasiyetler iyice anlaşılmalı ve hayatlarımıza taşınmalı. Beşincisi itisam sünnete sarılmak bağlanmak yapışmak sığınmak ve güvenmek. Aleyhissalatü vesselam efendimiz size sarıldığınız sürece asla dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum diyerek gitti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. E hocam ehli beyt diye de bir rivayet var. O zaman ehli beyt varsa kesinlikle burada bir sıkıntı vardır. Yok öyle değil sünnet dediğiniz şey evin halkının en iyi bileceği şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün direkt sünnet dedi bir günde bilenleri işaret etti. Bazı hadisler farklı varyantlarla rivayetlerle bize gelmiştir. Bunda hiç yadırganacak bir şey yok. Dolayısıyla ehli beyt rivayeti de doğru ve sahih bir rivayettir. Bu rivayet de doğrudur. Bununla alakalı o ihtisamın nasıl olacağını inanın ki biz sahabe ile peygamber arasındaki hukuku doğru bir biçimde anladığımızda daha iyi anlarız. Onu da ben yine o fasla havale ediyorum. Altıncısı da şu itidal duygu davranış ve düşüncelerde dengeli davranmak ve her türlü aşırılıktan uzak durmak. İtidali sarsan iki kavram ifrat ve tefrittir. İfrat değerinden fazlasını vermek, tefrit değerinden aşağıya düşürmek. Şurası itidal çizgisi. Siz bu çizgiyi yukarıya doğru çekerseniz ifrada düşersiniz. Değerinden fazlasını verdiniz. Aşağıya doğru değerinden aşağıya düşürürseniz bunu tefride çekmiş olursunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burayı söyledi. Peki her zaman için itidal çizgisi işin ortası mı olur? Mesela Efendimiz bir gün şöyle yerden bir çubuk aldı. Ali dedi hayır ne buradadır ne buradadır hayır buradadır dedi. Bunu dedi mi dedi bunu ama inanın ki her zaman için böyle değil. Bazen bazı meselelerde itidal burada olabilir. Bazen burada da olabilir. Onun itidal çizgisini ben söyleyemem. Onu ancak Allah'ın kitabından ve peygamberin sünnetinden ben tespit edebilirim. Dolayısıyla her zaman için orta değil ama çoğu zaman orta. Uçlarda gezmeden Allah Resulü neye itidal dediyse o itidal çizgisini benimseyip kabul etmek. Bütün mesele odur. Farklı bir örnek üzerinden bu itidale size bir örnek verip sözlerimi bitireceğim. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ahsap suresinin 6. ayetindeki Rabbimizin buyruğu gereği kendi karşısında duran Müslümanlardan kendisini kendi nefislerinden daha fazla sevilmesine çağırdı. En nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhum matum ayeti gereği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni nefislerinizden, babalarınızdan, analarınızdan, evlatlarınızdan, ehlinizden, paranızdan, mülkünüzden daha çok sevmek zorundasınız dedi. Dediği için Bazen ne dedi sahabeye beni seviyor musunuz diye sordu. Allah Resulü bu mesele iman meselesi olduğu için bunu söyledi. Bunu söyleyen bir peygamber var karşımızda o sevgi meselesini çok şeyle biz anlatabiliriz. Ama aynısını söyleyen o iki cihan serveri başımızın tacı ruhlarımız onun yoluna kurban olsun. Aynısını söyleyen bir peygamber şunu da dedi. Beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abarttıkları gibi mübalağa çizgisine çektikleri gibi yani aşırı bir biçimde başka yerlere sevk ettikleri gibi sevk etmeyin dedi. Bakın bir ölçü koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgiyi istiyor peygamberimiz bir yere giriyor içlerinden bir tanesi heyecana kapılıyor diyor ki ne güzel içimizde yarın ne olacaklarını bilen bir peygamber var. Susturuyor mu hemen onu sus diyor. Ne demek içimizde her şeyi bilen bir peygamber var. Ben yarın ne olacağını nereden bileceğim? Allah bana bildirmedikten sonra. Sakın öyle demeyin. Siz şunu söyleyin. O da bizim gibi bir beşerdir. O da şöyledir, böyledir diyerek kendisine ait olan o sevgi meselesinde bile olması gereken yere çağırıyor insanları. Onlarca örnekler görürsünüz. Geliyor mesela birisi Övüyor biraz övüyor övgüde de biraz sınırları aşınca ne diyor? Sus diyor ya sen ne fena bir hatipsin. Böyle şeyler söylenir mi diyerek bundan memnun olmuyor. İtidal hayatın geri kalanına da bunu yayın. Yayın mesela bütün hepsine yayın bunları. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının tamamında bunu görürsünüz. Mesela şöyle bir adam duysanız sabahlara kadar namaz kılıyor. Kur'an'ın önünden hiç kalkmıyor. Böyle bir adam duysanız bizde sabahlara kadar namaz kılan yok. Yarım saat kılan da olmadığı için bize çok acayip geliyor bunlar. Çok acayip geliyor. Ama böyle bir şey duysanız mesela. Böyle bir insanı seversiniz. Böyle bir insanı merak edersiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise bunu sevmiyor. Niye böyle yapıyorsunuz diyor. Allah'la mı yarışacaksınız Ayşe? Siz yorulmadıkça Allah yorulmaz diyor. Bedeninizin sizin üzerinde bir hakkı vardır. Ailenizin sizin üzerinde bir hakkı vardır. Komşularınızın, akrabalarınızın sizin üzerinde bir hakkı vardır sayıyor. Her hak sahibinin hakkını verin diyor. Girmiş içeriye evin ortasında bir ip var. Girdiği oda Zeynep binti Caş anamızın odası. Neyin ipi diyor bu? Ya Resulallah diyorlar Zeynep'in ipi. Ne yapıyor Zeynep bunda? E namaz kılıyor yorulunca da ipe yaslanıyor. Allah Resulü bundan memnun olmuyor sökün o ipi diyor sökün. Siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz yol olduğunuzda bırakın diyor. Tabi bunlar anladığınız üzere farz olan ibadetler için değil nafile olanlar için geçerli. İşte bu bu var karşımızda siz bunu bu çağın mücahitlerine kıyaslayın. Mesela sabahlara kadar namaz kılmak yok ama sabahlara kadar sosyal medyada dünyayı döne yönetmek var. Mücahitlik var onlar var onlara da hoş bakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki yaptığın şey senin nezninde cihat bile olsa Allah Resulü bundan memnun değil ve bunu aşırılık olarak görüyor. Namaza bile müdahale etmiş bir insanın elinden telefonu düşürmeyen birine müdahale edip etmeyeceğini anlamamız için çok mu akıllı olmamız lazım? Anlaşılıyor zaten bu orada or, ortada ne söylendiği belli zaten. Dolayısıyla burada her durumda bizi itidale çağırıyor. Bizim ümmetimiz o iftihar edeceğimiz İslam ümmeti o güzel ümmetimiz bir itidal ümmetidir. Asla aşırılığa yer yok. Uçlarda gezmemek bizim en temel vasfımızdır. Allah bize o itidal çizgisini daim etsin. Şimdi benim güzel kardeşlerim sonda da size Urve İbni Mesud'dan bir şey aktarıp bitireceğim sözümü. Hudeybiye gelen Mekkeli elçilerden bir tanesi de Urve İbni Mesud'dur. Urve Allah Resulü ile konuşunca Araplarda var böyle bir şey. Sevdikleri adamın böyle yanaklarını tutar bazen severler ya biz de çoluk çocuğa yaparız. Araplar bazen büyüklere de yaparlar. Sakalıyla oynuyor Efendimizin böyle elinde yüzüne şey yapıyor. Tabi sahabe bunu kabul edemez sahabe farklı bir hale giriyor bir de bakıyor ki bu ashab denilen peygamberin arkadaşları pek de alışıla gelmiş Mekkelilere ya da Araplara benzemiyorlar dönüp kabilesine kendinden haber bekleyenlere durumu anlatırken şöyle bir cümle kullanıyor ey kavmim Vallahi ben vaktiyle birçok hükümdarın Kayserin, Kisra'nın, Necaşi'nin huzurlarına elçi olarak çıkmışımdır. Vallahi ben bunların hiçbir hükümdarın adamlarının onları Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdikleri ve saydıkları sevip saydıkları gibi sevip ve saydıklarına şahit olmadım. Ben kavmi arasında Muhammed'in ashabı arasındaki itibarı gibi itibarlı olan hiçbir hükümdar da görmedim. Bilirsiniz ki ben birçok ulu kişilerle görüşmüş ve hükümdarların yanlarına varmışımdır. Allah'a yemin ederim ki ashabı arasında Muhammed'ten daha büyük sayılan ne bir hükümdar ne de bir ulu kişi görmüşümdür. Hayranlığını böyle dile getiriyor ben ne diyorum şimdi biliyor musunuz siyer talebelerine talibelerine diyorum ki bu sevginin burada anlatılması bir şey asıl önemli olan şey bu sevginin bugünün dünyasında da ortaya konmasıdır inanın bugün Müslümanlar olarak biz peygamberi hakkıyla sevmiyoruz sevemiyoruz dilimizde var o ayrı ama ne yazık ki hayatlarımızda yok eğer hayatlarımızda olsaydı onun sancağı böyle boynu bükük kalmazdı. Onun ümmeti de bu hale girmezdi. Bugün Müslümanların darmadağın zillete mahkum bir olmuş bir halde olmasının sebeplerinin ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. E ne yapacağız? Milleti sevgiye mi davet edeceğiz? Bunu davet etmenin de bence bir anlamı yok. Ben daveti kendi nefsime yapıyorum. Hepinizi de kendi nefsinize davet etmeye davet ediyorum. Dönün nefsinize ve o olmayan peygamber sevgisini tesis etme adına kendinizin sorumluluklarını hatırlayın. Severseniz eğer inanın ki bambaşka şeyler yaparsınız. Allah size bambaşka şeyler nasip eder. Çünkü sevenlerin ne yaptığını gördük. A örnek arkamızdaki dağ Ebu Eyyub Bir sevginin bir sevdanın bir insana neler yaptırabileceğinin en güzel örneğidir. İnşallah o sevgi olsun sizde bizde. Alemde peygamber nasıl sevgilir bunun numunesini görsün. Bu numuneler görülmediği için halimiz böyle. Ümmete bir güzel örneklik lazım o örnekliği Allah sizin ellerinizle ve sizin vesilelerinizle ortaya çıkarmış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.